Sağ olun hocam. Ben de öncelikle İsmail'den hocam girişi Altay hocama çağırdığı için elektrik mühendislerimizin evlilikler problemi açısından için ve Nesil hakkında da bunun mekan için teşekkür ediyorum. Ülkemiz için güzel bir hizmet. Buna katkıda bulunmakta var. Çok önemli. Hocam bahsettiğim gibi Sibir bizim proje, benim çalıştığım bir proje. Bu proje benden, ben Google'a yanına önce başlamıştı. Hala devam ediyor. Biliyoruz. Google'daki en önemli değil ama önemli machine learning proje altyapılarından bir tanesi. Ve Google Research'ın parçası. Şöyle diyebilirsiniz Google'da, hani bir şey olarak söyleyeyim. Ürünlerde ana olarak kullanılan bir deep learning bildiğimiz hani teknoloji var. O teknolojiyi geliştirdiğimizde bir de hani ghost regression, linear regression gibi faktörizasyon gibi işlerde kullanılan diğer ana teknolojimiz. İki tane şey çok popüler ama bu research bizim iki grubun toplamından da büyük ve küçük kullanılan birçok başka ürün var. Yani biz sadece bir parçasıyız. Yani bir ülkesinin kendini söylüyorum. Bu sunumda da başarılı olursam niyetim işin çoğunu size yaptırmak. Yani, sorular soracağım. Sizler cevaplayacaksınız. Benim bilgilerimi de söyleyeceksiniz. Böyle bir keyifli bir sunum yapacağız. Başlamadan kısaca sizinle. Format biraz kötü. Google Docs'ta çalışıyorum ben. Sonra PowerPoint'e çevirirken kimin hatası bilemiyorum, biraz bozuldu bir formatta. Sibyl nedir? Large scale, yani büyük ölçekli machine learning sistemi. Büyük ölçekten kasıt ne? Bizde mesela 100 milyarlarca da daha büyük sayıda training example'ı. Training example'ı ne? Hani birçok belki bir şey biliyorsunuz. Sadece bir tane olayı artısı eksisiyle hani o olayı hedefimiz için özetleyen bir tane örnek. Ve böyle bizim 100 milyonlarca örneğimiz var. 100 milyonlarca da unique feature dediğimiz şey var. Bu sayıların birbirine eşit olması teori olarak da mantıklı olabilir. Ama rastlantısal da olabilir. O yüzden ona yorum yapmıyorum. 100 milyar, unique feature'dan kastımız da şu. Siz sonuçta öğrenirken elinizde bir dataset var, bir tane training example'da. Matrix olarak düşünebilirsiniz o zaman. Her row bir tane training example. Her kalımda bir feature diyebiliriz, unique bir feature oluşturuyor diyebiliriz. Burada dolayısıyla matrix olarak görürseniz konuştuğumuz problemin ya da matrix'in büyüklüğü işte 100 milyara 100 milyar. Küçük bir matris değil. Bizim çalıştığımız ve uzmanlaştığımız konuda bu. Konuşma boyunca da hani biz bunu nasıl sağlıyoruzla ilgili tartışacağız. Ve sonunda biz hani bir model oluşturduk. Modelde lineer bir model. Yani Rosti Gülbeş'in de lineer bir model. Lineer Gülbeş'in de lineer bir model. Lineer olmayan faktörizasyon kısmında var. Ama toplam bütün weight'leri saydığımızda bir modelin büyüklüğünden bahsettiğimiz zaman hangi feature bu feature'ın weight'i budur, bu feature'ın weight'i dediğimizde toplam ikililerin sayarsak modelin büyüklüğünü buluşuyoruz. Modelin büyüklüğü de hani 1 milyardan büyük bir şeklinde oluşturabiliyoruz. Yani burası bozulan kısımlardan. Okuyamıyorsunuz, merak etmeyin. Sonuçta bir ürün sorusuyla başlayalım. Sizce hani Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple, machine learning'i hangi ürünlerde kullanıyorlar? Ama örnekler verelim, o kullanmadıklarına kadar gidelim. Recommendation sistemi. Mesela ne recommend ediyorlar? Amazon ürün recommend ediyorlar. Amazon ürün recommend ederken kullanıp doğru mu? Olabilen güzel. Google reklam çıkartıyor. Aramazı yaptığınızda reklamlar çıkıyor. Reklamın neyini de kullanıyor? Sizin yaptığınız sözleri takip ederek neye ilgi duyduğunuzu biraz... O reklamın nesini de kullanıyor olabilir. Seçerken bile. Seçerken.
Seçerken sıra var. Arkadaş önerdi. Doğru. Üst tarafında kullanacak. Dilleri tanırken kendisine kullanan kelime hataları ya da insanların o dili nasıl kullandığını da sanırım makine öğrenmek istiyor. Ne yaparken pardon? Dilleri kullanılmasını. Yani mesela Türkçedeki kuralların bir gerçekteki gramer hali var. Bir de insanların nasıl kullandığı var mesela. Yani toplamda yani translation'ın bir parçası olarak çevirmenin bir parçası olarak. Dil işlemek. Başka nerede kullanıyorlar bir de bunlar? Twitter, Amazon, Apple, Facebook. Projection. Nerede? Fraud Projection. Dili kullanıyor. Evet. Onu da bankalar da kullanıyor. Başka? Verinin yönetimiyle alakalı bir şey var mı? Biraz daha hani kullanıcıya değil de kendi içinde de yaptığı işler. Mesela gelen verileri nasıl yani arka tarafta artık o indeksleri veri tabanları nasıl yönetiliyorsa orada kullanıcı değil de kendi içinde de verinin yönetimini ayarlayan bir learning algoritmaları kullanabiliyor mu? Olabilir, güzel olabilir. Şu anda olduğunu bilmiyorum. Yani, ben de sadece explore edenlere var ama şu anda bilmiyorum. Search tarafında mesela search verisini hazırlarken belki toplanan internetten toplanan verileri sınıflar bulunması, verileri ayırması ya da hani Skype sitelerin bulunması ya da Pornhub sitelerin nasip edilmesi de kullanılabilir. Google siteler de kullanılabilir. İçerikleri kuruluyor mesela. En son çok başarılı bir ürün çıktı Google'ın. Kullandığım ürün. O ürünün temel başarısı, iki tane temel başarısı var. Biri kullanıcı arayüzü, öbürü de machine learning'e dayalı. Sizce hangi ürün o? Değil. Belki Türkiye'de yaygın değildir daha. Fotoğrafları fotoğrafları kullanan var. Kullanırsınız. Yani ama en temel başarılı olma nedenlerinden bir tanesi eşinlerinin. Çünkü orada işte yemek yiyorsunuz, yemekle ilgili sizin fotoğraflarınızı izliyor. Ya da işte insan yüzü tanımında şu arkadaşın fotoğrafları diyorsunuz, sizdeki onun fotoğrafları ile ilgili. Ben artık fotoğrafları organize edildiğini bıraktım kendi adıma. Onda bir kelimelerle aralarla geldim. Çok başarılı bir ürün. Burada ise resim için kusura bakmayın. Bir örnek üzerinden gidelim. Bu geri kalan sunumda hani filter derken, filter derken somutlaştırmak için bir örnek kullanacağız. Bu da bu örnek. YouTube bu. YouTube'da sizce nerede machine learning kullanıyoruzdur? Yeni bir video var. Şurada önerdiği video var. Başka? Sadece önermiş. Reklamlar çıkıyor. Burada herhalde tuşa çıkarmış. Yani reklamların çoğu da benim patron tuşlara ait. Şeyden reklamları. Slide'ların hemen hemen çoğu ona ait. O yüzden başlayalım. Tekrar belirttim. Patron hocam görsün. Yazdım buraya. Tuşa ait. Hocam nerede? Hocam bakın yazdığım slide'lardan ayetli. Haberiniz olsun. Beğenir için. Boris oldu bu kullanmayı. Şimdi doğru. Yani birçok farklı yerde kullanılabilir. Şu anda örnek olarak şu kenarda önerdiğimiz video olarak kullanılabilir. Yani biz bunu eşim önlükte öneriyoruz. Bu dizini sattım. Şimdi burada da bizim ürünümüz için aktif şekilde kullanılıyor. Şimdi o yüzden böyle seçtim. Fotoğraflar bizim ürün aktif şekilde kullanılmıyor. O yüzden bunu seçmedim. Sizce buradaki problemin büyüğü ne? Yani hani biz bunu bir şey önerirken neye göre öneririz? Normalde ilgili videonun ilk kısımlarında ilgili videoya yanaşmış bir şeyler gösteriyorsunuz ama altlarda mevzu kopuyor. Eski dinlediklerimiz ya da özellikle ben müzik için çok fazla kullanıyorum da aşırı fazla kullanıyorum. Aşağıda iyice mevzu değişiyor yani o probleminiz bence o. Yani diyorsun ki
şu anda izlenen videoya? Yakın videolar, alakalı aynı sanatçı diyelim. Onlar peki, alakanın tanımı ne? Efendim? Alakanın tanımı ne? O videoyu izleyen bir sonraki başka videoyu izlerse buna alakalı diyebilir miyiz? Evet. Ya da aynı kelimeleri içeren ya da aynı sanatçının. Kelimeler üzerinden ilgili diyebiliriz. Orada yanlış hatırlamıyorsam eskiden kullanıcı profiline göre öneri yapılıyordu. Sonra bunu... Ne olduğunu unuturum. Ne olabilir? Yani sizce en mantıklısı ne? Ne yapalım? Ya eskiden öyle değilmiş gibi geliyor bana mesela. Şu yani girenler mutlaka var da şu Arif'in Manchester attığı gol. Ondan sonra bazı yeni şeylerinde problem olduğu için önerilerini yani bir yerde seyrederken daha sonra şeye döndü. Bu video diğer videoyla alakalıysa o zaman göster gibi olduğunu şey. Yani alakalı olması diyorsun. Yani o an seyredilen videoyla alakalı. Yani arkadan bir ben kalktı. Ben bu videoların en sesli yüzünü tanıyorum. Efendim? Videoların en sesli yüzünü tanıyıp meşgul ediyorsunuz. Videodaki ses, o da ne için diyorsunuz? İki videoya ilgili alakalı demek için. Yani, bana öyle geliyor ki o videoyu tıklayıp ondan sonra hangi bir şeye yönlenmişse onun istatistiğini tutuyor. Evet, istatistik. Doğru mu? Doğru. Nedeni şu, ben sık kullanmıyorum. Bir yeri, hepsi mi doğru? Hocam söyleyin, devam edin. Hayır, ben sık kullanmıyorum. Mesela bir videoya tıkladım, ondan sonra bana getirdiği seçenekler benim kullanış tarzım onun belleğinde yok. Yok. Dolayısıyla bir istatistiksel bir inceleme yapıyor. Evet. Tahminim o videodan sonra hangi videolar tıklandıysa bana onu getiriyor. Yalnız bir de şey, herhalde şu anda bende çok oluyor. Aynı video olmasını da bir şekilde penalize etmeniz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü yani filtreleme yapması gerekiyor. Yani sonlar bazı şeylere göre. Yaş, kategori falan bunların etkili olduğunu düşünüyorum ben. Daha önceki izleyenlerin, örneğin yaş gruplarının, izleyenlerin izledikleri video türü neyse, onun kategorisi, onun türü neyse, cinsiyeti neyse falan bu tür şeylerin de o önerilerde geldiğini düşünüyorum. Kullanıcının davranışlarını daha genel hale getirmek için, generalize etmek için. Güzel. Bunların hepsini kullanabiliriz. Yani bunların hepsi olasılık. Telif kontrolü de kullanmak. Görüntü ve ses evet. Ama burada şu an konumuz önereceğiz. Bunu neye göre? Bir de hocam videonun türü de olabilir. Popüler müzikten sonra yani arabesk müzik değil de popüler müzik önerme tarzında. Tamam, videonun türü ile bu videonun, gösterdiğimiz videonun türünün uyumlu olması bir alakalılık bir yakınmışlık aslında. Yani sonuçta siz herhalde bir öz nitelik vektörü çıkaracaksınız burada. Evet. Kullanıcı, yaş, profil, yoklama vesaire. Ondan sonra oradan ne sayıda bir boyutu olan bir öz vektör. Onu da machine learning'le train ettiğiniz, eğittiğiniz en yakını atacak bir şey. Doğru. Öyle bunların hepsi olabilir. Problemi basitleştirmek için cevaplardan bir tanesiyle devam edelim. Tamam, siz devam, sonra devam edelim. Son bir iken alakalılık tanımını yapmaya çalışıyorsunuz. Yok, yapmaya çalışmıyorum. Sadece bu problem nasıl düşündüm bana sonra. Bir sonraki videoyu geldiğinde çevirmiyor olmam yani. O gelen videodan memnun oluyor olmam. Evet. Alakalı olmuyor. Güzel, o da güzel bir sinyal. Yani bunların hepsi sinyalle gidiyor. Boyut da belki. Boyut da belki. Doğru. Şimdi kapatalım bunu. Geleceğiz. Çok isteyebilirsiniz. Buyurun. Bu bunun karını arttıracak video neyse mi göstereceğiz? Bizim için önce kullanıcı geliyor. Gerçekten. Tabii. Yani biz çok çünkü önce kullanıcı gelmezse biz çok kolay başkalarıyla değiştirebilir kullanıcı. Yani ben biraz düşünmüş olsam kalbim. Tekrar bakıyorum. Her videonun bir tek var. Tek olmayanlara da bakıyorum. Kullanıcıya bakıyor. Kullanıcının kurmaya çalışıyor. Reklama bakıyor. Ve bunları aynı listenin içine önceliklerine göre koyuyor. Evet. Yani bir sinyal var. Evet. Güzel. Yani saydıklarımızın çoğu
devam edeceğim. Sunum var. En son devam edeceğiz sorulara. Anladığım kadarıyla belalı bilgi topluyoruz. Tamam. Ben söyleyeyim. Dayan mı kaldı? Söyle. Orada Gmail hesabı açıp arama geçmişini de şey yapıyor, kullanıyor mu sana? Çünkü çıkış attıktan sonra o öneriler değişiyor. Yani büyük oranda bence bu ilgili. Gmail hesabından çıkarsanız o civardaki kullanıcıların muhtemelen şeyini kullanıyor. Güzel. Şimdi devam edelim. Diyelim ki biz kliklemeye göre seçeceğiz. Hani score function'ımızı şunu diyoruz. Belli bütün sinyaller, sizin dediğiniz her şey bir sinyal. Bu olabilir ya da olmayabilir, kullanılıyor olabilir, kullanılmıyor olabilir. Bu şeyimizin çok da önemli bir konu değil şu anda. Yani teorik olarak. Teorikte bunların hepsi sinyal. Bir sinyal. Ama en son o sinyallerin hepsini toplayıp bir tane sayı çıkarıyorsunuz ve bu sayıya göre bunları sıralıyorsunuz. Buna da objektif diyebiliriz. Diyelim ki objektifimiz burada, bunları sıralarken klikleme olasılığı olsun. Nedir? Bütün sinyallerin hepsi, sinyallerden en büyüğü, en önemlisi belki. Şu anda izlediğimiz video ve diğer sinyaller, bahsettiğimiz, etmediğimiz, verildiğinde ben elimdeki videolardan öyle 10 tanesini seçeceğim ki bunların o verili bilgiler dahilinde kliklenme olasılığı en yüksek olacak. Olay bu kadar basite iniyor aslında. Machine Learning'i geçemediğinizde komplike bu şeyleri, problemleri. Bütün her şey basit sinyallere dönüyor ve siz de bir tane skoru tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Ve o skora göre de sıralıyorsunuz. Diyelim bu. Sonra böyle bir sistem kurduğumuzu varsayalım. Bir ürün var elimizde, burada yazıyor. Sizce yani bu üründeki machine learning'in başarısındaki en önemli faktörler nelerdir? Veri. Efendim? Verinin sayısı. Kullanıcı nasıl bir faktör olur? Kullanıcı doğru kullanırsa şimdi de kaçarım. Yani iki tane veri varsa olmaz. Elimde 100 milyon veri varsa ona göre, değil mi? Eğitimin ona göre yaparsa. Eğitimin ona göre yapar. Verim. Veri sayısı. Lisans tane. Yani machine learning'in hızlıca bir sonuç gelmesi ki ona göre kullanıcı doğru. Algoritma etkinliği. Algoritmanın etkinliği önemli. Zaman açısından hemen zor karıştırır. Evet. Veriden kastımız kullanıcı o videoyu izledikten sonra ondan sonra neye tıklamış değil mi? Veri olarak onu söylüyor. Hayır, içerik yani. O verinin bir parçası tabii veri olarak. Orada mesela bir sürü sinyalden bahsettik ya. Yani sinyallerin hepsi veri. Yani orada bir tane training example'da. Şunu demek istiyorum. Hiçbir izlenmemiş bir video bulunuyor ilk başta. Daha ilk defa bir kişi izliyor o videoyu. Ve ondan sonra başka videoya tıklanmamış hiç. Daha ilk defa bir video. Veri yok. Veri yok. Veri yok diyorum değil mi? Onda veri yok. Onda veri şöyle. Eğer yani yan konu sizin algoritmaları ya da kullandığınız sinyallerin ne kadar generalized olduğuyla ilgili. O ayrı yani veri olabilir olabilir. Aslında verisi olur. En azından o videonun ismi var. O videonun evet. Kullanıcı. Evet. Onların ünü var. Şey aha doğru. Damla diye. Yani işte onların hepsi generalized olmasıyla ilgili. Doğru. Güzel oldu. Seçim algoritmanın karmaşıklığı ya da verinin. Ya ne kadar karmaşık o kadar iyi mi? Hayır. Neyi uygun karmaşıklığı algoritması için? Veriye daha iyi açıklayan bir algoritma seçimi. Ben bir soru soracağım aslında. Tabii. Bir önceki slide'a giderseniz. Orada ufak bir real estate yerimiz olduğu için evet. Sağ tarafta. Şu gösterdiğimiz probability'lere göre de aslında user'a pozitif bias yani yapmış olma tehlikesi yok mu? Var. Recommend ederken over the top bir tanesini randomly koydunuz. Evet. O kliklendiği için yukarı çıktı ve böyle bir pozitif feedback'le alttaki öbür videoların görme şansı azaldı gibi bir şey oldu. Başta doğru. Random present ettiğiniz bir şey, sonradan sizin observe ettiğiniz kendi şeyiniz oldu. Doğru. Şimdi demek ki soru biraz kenara oldu. Bu önemli bir nokta. Biraz açalım, sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Hocam diyor ki, böyle sistemlerde de
önemli konulardan bir tanesi. Ben burada diyelim ki çok klinleyecek başka bir video var. Aslında çok daha ilgili, çok daha kaliteli. Neyse o tanım. O videoyu göstermeyebilirim. İlk başta benim algoritmamı seçmez. Göstermem. Ben göstermediğim sürece de o kliklenmez. Tıklanmaz. Ama ben burada bir tane aslında daha az kaliteli bir şey bulabilirim. Ve onu göstermeye devam gösterdikçe de kliklenir. Tıklanır. Dolayısıyla burada bir ne var? Bir döngü var. Bu döngü gerçekten de var. Hayatımızda var ve onunla yaşıyoruz. Bunu çözen hani çok daha şey duymadım. Şey olabilir. Mesela karıncanın boyutmasında hatalı ya da gitmeyince sonuca da gidiyor. Orada bir rastgele bir şey katıyorum algoritmalarda. Öyle bir fitness'ına ya da işte amaç fonksiyonuna, feature'ına neyse evet. İşte bir kısım eklenebilir. Orada yüzdesini artıracak, random bir sayı. Ne olabilir? Rastgeleliğini arttırabiliriz dediğiniz gibi. Göstereyim. Ya da bir şeyi biz burada yani %9 demişiz. Ama bu sadece bir bizim tahminimiz. Bu tahminle ne kadar güveniyoruz, güvenmiyoruz. Bu tür bilgiler kullanılabilir. Yani konferansını tercih edilmiş şey. Başka bir açıdan işin pratiğinde ben bakınca belki bu döngü çok da problem yaratmayabilir. Çünkü birçok deneyden biz geliştirdik diye bir sonuç da duymadım ben. Biz bunu yendik diye. Problem yaratma nedeni de şu olabilir. Eğer burada ben kötü bir video gösterirsem, ilgili olmayan, tıklanmayacak bir video gösterirsem, bunun sonucu ne olur? Yok öyle de yani tıklanmaz değil mi? Tıklanmaz. Yani dolayısıyla benim algoritmam onu öğrenir. Sen bunu öğrendin de bu o döngü bana onu öğretmemi sağlar yani. Öğrenmemi sağlar. Ya ama hep öyle öneriyor. Ama yok onu önerdi. Bana öyle öneriyor. Hiç tıklanmayacak. Dolayısıyla hiç tıklanmayacak bir şey bu döngü sonucunda yani kötü ürünler bu döngüyle elenir. Kötü videolar gösterecek, iyi olan harikası diyelim. Ama neyi kaybedebiliriz? Gerçekten o anda ilgili bir video vardır. Çok ilgilidir, en ilgilidir. Onu kaybediyor olabiliriz, onu önlemeyebiliriz. Ama hangisi daha zararlı? En fazla ikinci sırada çıkar. Rastgele evet. 10 sonuçtan bir tanesinin sürpriz bir video seçti algoritma. Evet. Birinci sıraya koysa bile yine sizin en alakalı video ikinci sırada çıkacak. Olabilir. Yani sürpriz, farklı seçenek sunmak belki de hiç belki bildiği göremeyecek. Onların hepsi bir maliyet. Yani biz hocam dediğim gibi burası alan kısıtlı. Burada ben bir şey seçerken dikkatli. Dolayısıyla her şeyi gösteremiyorum. Yani rastgele bir tanesini ben buraya eklemem. Bir maliyet, çok büyük maliyet. O toplamda YouTube'un mesela diyelim ki bir değil, iki yer ayıralım desek ona. Onun toplam YouTube'un izlenme miktarına, zamanına direkt etkisi var. Çok büyük bir maliyeti var yani. Dolayısıyla explore ederken biraz ellerimiz kısıtlı. Neyse bu önemli bir konu. Açıldı, tartıştık. Pratik bir konu. Devam edelim mi? Bunu özelliğini böyle düşünüyorsunuz. Mesela e-ticaret platformuna taşıdığımızda defaktolojiyi doğrudan manipüle eden bir araç haline dönüşüyor. En çok satanlar listesi mesela. Evet. Sözlüğüne. Dolayısıyla bu kez de biz kullanıcının eğiliminden böyle bir liste oluşturmak yerine istediğimiz listeye uygun kullanıcı eğilimini öğrenmek noktaya getiriyoruz. O da başka bir şey. O evet. Öyle bir problem. Yani sürekli en çok şeyi öneriyorsanız. Belki orada ne kadar hani sinyaller ne kadar kişiselleşirse o problem de o kadar azalabilir. Sonuçta burada bir otomatik algoritma dönüyor, bir sinisi biri falan yapmıyor. Hani bu otomatik algoritma ne kadar, neyi öğrenebilir, elimizde ne veri var? Hani alakalıktan bahsettik. Yani en büyük sinyal, biz insanlar bir sonra bu videoyu izliyor muyuz? En büyük sinyal ona dönüştü yani. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? En önemli şeyler demiştik. Birçok kişi veri
ve algoritmadan işte. Ben pratikten bahsedeceğimi söyledim. Bu sayıların, yani tam sayı olarak bakmayın ama yani görece etkisi olarak bakın. Birçok uygulamamızda ya da çevredeki diğer endüstrik arkadaşlarla konuşmamızda gördüğümüz bir durum. Bundan önce daha çekmeyeyim. Hani bir ürün var elimizde, bir ürün olabilir, başka bir şey olabilir. Bu üründeki başarıya etkimiz farklı şeyler. Solda manuel sistemle başlıyoruz her şey. Yani zaten bileşimini öğrenmesi için veri lazım. Bir daha manuel sistemle başlayacaksınız. Manuel bir sistemle başlıyor. Öyle bir ürün var. Ya da daha önceden zaten ürün çıkmış ve başarılı olmuş oluyor. Biz bunu biraz daha geliştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir manuel sistem var. Manuel sistemle machine learning'e geçince en büyük etki oraya gidiyoruz. Çok büyük bir yardım oluyor. Zaten machine learning'e bu firmaların para ayırması, insan ayırması da bundan. Orada büyük bir etki görüyorlar. Ama daha sonra o machine learning'i algoritmayı iyileştirmenin, datayı uyumlar getirmenin, şunun bunun etkisi gittikçe zayıflıyor. Sağ tarafta ise hani orada machine learning sistemi artık kuruldu. Buna feature engineering üzerinden etkimiz. Siz burada ne görüyorsunuz? Yani bu sayılar üzerinde ne görüyorsunuz? En önemli şey neymiş sizce? Makine öğrenmesini çalışmak için manuel. Manuel doğru, en önemlisi. Çünkü manuel bir şey yoksa yapacak bir şey yok. Burada en önemlisi şu, veri. Hani bu kısım tümden veriyorlar zaten. Sinyaller olarak da. Sağdaki kısım. Soldaki kısımda da pratikte, yani biz bir machine learning uygularken genelde şöyle oluyor. İlk machine learning uygulamaya çalışıyoruz manuel sisteme. Başımız çok ağrıdı. Çünkü veri çok yanlış oluyor. Hocanın dediği gibi, Hakan hocanın dediği gibi o veriyi kendimiz temizlememiz gerekiyor. Temizliyoruz. Bir sürü yerde bug buluyoruz, hata buluyoruz. Yanlış lokalar oluyor. Ve o veriyi bir düzgün hale getiriyoruz. O veriyi sadece düzgün hale getirmiş bir verinin basit bir machine learning'de üzerinde gerçek ürüne büyük bir katkıda bulunabiliyoruz. Yani en önemli şey veri. Birçok bizim uygulamamızda da gördüğümüz ve keçilendiğini çok güçlü bir kavramda. Ben 3 sene önce hocamın dediği başka bir alandaydım. Elektronik tasarım, otomasyon yapıyordu, grafik organizasyonu. En büyük sıkıntım şeydi, ya ben işlerle güzel uğraşıyorum ama rakı masasında ben bu konulardan bahsedemiyorum. Arkadaşlarla bahsedeyim, mecbur siyaset konuşmak zorunda kalıyoruz. Onları sıkıldım. Bir iş bulayım da bu iş işte benim ortamda anlatabileyim ve öğrenmek gerçekten de öyle. Meşin dönemini en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Ne kadar konflikli olursa olsun, her muhabbette onu öğrenmekle ilgili olduğu için bize çok yakın, bizden çok yakın. Muhabbet konusu yapabiliyorsunuz ve meşin dönemi tesadüf dersleri, online dersleri tam o dönem açıldı 4 sene önce. Stanford'dan, Stanford'un AI verdi. Aldım o dersi, çok da sevdim. Sonra o derslerin başında da, machine learning derslerin başında ilk olarak ilk haftasında bir binlerce yaklaşımdan bahseder, bir dostluk yaklaşımdan bahseder. Tamam, herhalde dedim bu işin ABC'si, yani alfabesi, sonra daha komplike şeylere geçeceğiz. Sonra Google'a geçtim, hani pratik yaşamaya başladım. Ya işte YouTube'a geldik, kullandığımız gene lojistik yaklaşım. Diyorum, yani herhalde arkada gizli bir algoritma var, bunu bana da söylüyorlar. Değil. Sizce yani bu örnek olarak da linear regression'dan geçen o klik olasılığı, klikte tıklama olasılığı bir lojistik regression problemi ama olayın hani etkisini göstermek için, basitleştirmek için diyelim ki biz YouTube'da o videonun dikey eksen o videoyu ne kadar süre izleyeceksiniz. Yatay eksende diyelim ki sadece bir feature'ınız var. Sadece bir sinyal kullanıyorsunuz. O da o videonun uzunluğu. Linear regression ne diyor? Çok basit. Bu ikisi arasındaki ilişki lineardır. Ben de bir tane loss function'a göre, bir tane skora göre bunu optimize ederim. Çok basit. Ve hayretler içine kalmıştım. Yani bu kadar basit bir şey nasıl çalışıyor? Yani sizce nasıl çalışıyor bu kadar?
Çalışmıyor. Çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Elindeki veri temiz, büyük ve zaten müdahale edilmiş basit. Elindeki veri büyük ama gele gene ben hani böyle bir listeden bahsediyorum. Hani bu borçların arttıkça benim izleme miktarımın da aynı miktarda artmaması lazım aslında. Yani bir saat bir şeyse ben belki o kadar izlemem yani. Belki 10 dakikalıysa arada final mantıklı da. O zaman söyleyeyim. Aslında her şey bir düzeyde lineerdir. Yani fikirlerinizi doğru çıkarırsanız... Mesela bu örnekte ne yapabilirim? Sadece video renk var, vermezse... Yok, başka bir şey yok. Sadece video renk var. Power'ını falan... Efendim? Power'ını, logunu falan ekleyebilirsiniz. Power'ın logunu ekleyebiliriz. Daha komplike bir function'muş gibi düşünebiliriz. Daha basit. Yani izlemek istediği şey ise eğer kullanıcının zaten değiştirmeyecektir. İzleyecektir sonuna kadar. Doğru çalışır. Yani bu doğru çalışır diyebiliriz. Yani onu kabul edebiliriz ama çalışmıyor. Overview falan diyor. Efendim? Overview falan diyor. Var ama var diye. Yani işte bayağı var diye ama çözemedik. Yani nasıl çözeceğiz? Belli bir uzunluğun ötesini tanıştık. Sadece bir isim var. Evet. Şimdi bunlara benzer. Hani feature engineering giriyor, loglamada bir feature engineering, işte yarın sen geçti bir feature. En basit. Uzunluğu lambda kategorize, yani short, medium, long. Evet, o da çok yakın. Eğer ben bunları disktaj edersem, bakıtaj edersem ve her bakıtı ayrı bir feature olarak koyarsam video lambda, ve elimde yeterince de training example varsa, yeterince örnek data varsa çok rahat şekilde şöyle bir ilişkiyi böyle bir fonksiyonu lineer regression'da öğrenebilirim. Ve benim elimdeki data miktarına göre bunu da küçülte istediğim function'a istediğim fonksiyonu öğrenebilirim. Yani universal square'a doğru gidiyorum. Yani bu basit algoritmanın aslında çalışmasının nedeni, biz feature engineering sayesinde o datayı açıklayabilecek hale getiriyoruz. Ve orada da o datayı açıklayabilmemizin nedeni de elimizde big data olması. Yani elimizde 100 milyar örnek var. O sayede ben de bunu bakıtaj ettikçe, digital ettikçe edebiliyorum, geliyorum. Diğer şeylerde, feature'larda da cross ederek, yani bunları birleştirerek başka başka memnunlar davranışları öğrenmesini sağlayabilirim. Buyur hocam. Bizden fazla dimension olduğu zaman bu parçalamayı independent mi yapılıyor yoksa birleştirilerek çok büyük bir space oluşuyor? Genelde independent yapıp sonra birleştiriyoruz. Evet, space'imiz var. 100 milyarlarca bir keşifimiz var. Bölümleme de machine learning gibi bir parçası olarak yapılan işler var. Kendi elle yaptığımız işler var. Yani bu kararı biz neye veriyorsunuz? Ben de machine learning olacak, ben bir sistem arayacaksınız. Onların hepsine deneyle öğreniyoruz. Anlamda gelecek. Machine learning'de de yapılabilecek şeyler ne oluyor? Bunu öyle bir disktaj edeyim ki her vakıta aynı sayıda example'den gelsin. Ya da basit bir algoritma çalıştırayım önce. Yani decision tree gibi bir şey çalıştırayım. Orada gerçek bir uygulamayı sonlandırayım. Gibi birçok şey deneyebilirsiniz. Ama en basit gene çalışıyor. Yani elle yaptığınız, ben kafaya göre bir logaritmik yani sitede, dijital sitede deseniz bile çok güzel çalışıyor. Predictionations yani. Hangisi? Yani estimation, normal çizgiye göre şey yaparsanız bu olabilir. Ona göre sıralıyoruz şeyleri. Yani bunu daha komplike düşünün, birçok feature var gibi düşünün. Dedik ya click olasılığına göre, bu aslında bir click olasılığını, hani heuristic regression'da function lineer değil ama sonuçta bizim öğrendiğimiz şey lineer. Logo'lu lineer, logo'lu gibi düşünebilirsiniz onu. Onu öğreniyoruz ve ona göre de sonuçta sıralıyoruz yani. O yüzden. Peki şey problem olmuyor mu? Bunların bağımlı yerindeki
olmuyor, olmuyor, çok rahat. Yani hani discount programı da denemeler yapabiliyoruz. Mesela sadece böyle baktaj yapmak zorunda için temporal şeyler var. Farklı diskriti seçim yöntemleri var. Peki mesela biz daha deminki örnek videoda 40'ten geldik. Burada arkadaşlar da onlarca feature saydı hani etkilebilecek. Atıyorum bunları sıralayıp yani 20 taneyi sıralayıp sonra bunların hangi daha verimli diye bir analiz yapıyor mu? Bütün aklımda gelen feature'ları koyup da onların aldığımız sonuçlara göre işte bu feature'ları arada değilmiş bunu çıkaralım ya da böyle bir şey var mı? Genelde deney de oluyor. O en testine geleceğiz. Hani bir şey sonuçta bir modelin kompleksitesini artıyorsanız o kompleksitenin bedelini ödediğiniz ya da böyle ona uygun bir geri dönüşü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Onu da deney yapıyoruz. Ama benim yani bizim ürünümüz için söyleyeyim. Feature seti genelde olabildiğince sinyalleri koyuyoruz. Ve Elvan'la yüzleşim çok alakasız sinyalleri temizlemede çok güzel çalışıyor. Birçok ürünümüzde. İlgisiz şeyleri temizleme işini regülasyon veriyoruz. Bu machine learning kurgusunda kullanıcıya ilgi bir ürün eklemek onun için başarılı olarak görüyoruz. Machine learning'in kendisi için mi? Machine learning'i kullanarak bu kurguyu oluşturanlar. Yani biz şu anda öyle tanımladık ki bu örnekler onun üzerinden gidebilir. Yani. Bir şey var mesela kullanıcının o noktadaki eğilimi bir uzun olduğu için çıkma bir de tıklayıp sonra uzun olduğunu farkında çıkma. Evet. Dolayısıyla ikincisi o iptal eden evet, biz genelde onlardan tıklamada varsayabiliyoruz. Diğer yorumdan da denedim. Yani işte sonuçları sizinle karşılaştık mı? Tabii. Yoksa daha mı çalıştığı için, daha mı çalıştığı için? Yok, bizde sürekli biz Google'un biraz şeyinden bir sorucu nasıl çalışıyor, ürünler nasıl çalışıyor, küçük bir biz de tepede bir bundan sonra işte şu algoritma ola herkes buna göre çalışacak demiyor. İşte ben gidiyorum ya bu konuyu ilgi mi çekiyor ben buna çalışacağım diyorum. Yani çalışıyorlar çalışmak istiyorsun seni tutamıyor çalışıyorsun. Ya şurada deneyebilir mi diyorum gidiyorum oradaki ürünüm sahibiyle YouTube'daki mühendislerle iletişim kuruyorum. Onlarla beraber bir deney yapıyoruz. O deney başarılı olursa oluyor. Dolayısıyla burada hani biz bir tane ürünümüz şeydeki, bir projeyiz. Başka projeler var. Onların hepsi de gelip beraber bir deney başladık. Deneyebiliyor. Dolayısıyla çeşitli şeyler deneyebiliyor. Hocam dediğim gibi İsmail Hocam. Bir kutu sayfasına baktığınızda benim baktığımda sizin baktığınız bir olmayabilir. Arkada dönem deneyler. Tamam. Şimdi bazı hani challenge'lar nasıl çözüyoruz? Burada şey var, soruyorum yazık küçük. Data big diyoruz, big data diyoruz. Bir tane nedir bunun zor bir yanı? Bunu nasıl ben işleyeceğim, computation yani. Buradan ben machine learning yapacağım da o 100 milyarlarca data var, 100 milyarlarca feature var. Ben buradan nasıl hani, mesela logistic regression modelini öğreneceğim? Bu bir tane challenge, bir tane problem. Okuyamayabilirsiniz. Çok önemli değil. Logistic regression'ın loss function'ı. Sonra da diyelim ki bu loss function'ı biz logistic regression'ı gradient'lerle çözeceğiz diyelim. O yüzden de gradient'i hesaplamamız lazım. Gradient'i hesapladığınızda şöyle basit bir formüle ediyorsunuz. Bu formülde önemli olan, hani okuyamadan önce söyleyeyim. Neye bağlı? O andaki example'ın, yani bütün example'lardaki bir function hesaplıyoruz. Sonra bunu topluyoruz. Bu toplam verdiğimizi veriyor o feature için, o feature'ın verdiği için. Her feature'daki, her example'daki label lazım. Her example'da o feature var mı yok mu bilgisi ya da o feature'ın değeri lazım. Bir de o andaki modelin, current modeli yani o andaki karasyondaki modeli o example için verdiği score lazım. Yani bu üç bilgiyi toplayıp, her example için bu üç bilgiyi topladığımızda
gradientini buluyoruz ve ona göre arkadaşlar yani şu akar etanlı mesela optimum noktayı bulacağız. Bunun en böyle gene karışık şeyler, en böyle kabaca bunu yapmaya çalışırsan, elinde bir tane makine varsa, bütün feature'lar için, bütün example'ları dolaşırım ve bu değeri hesaplarım, onu da akümüle ederim ve sonuçta o bilgiye ulaşırım ortaya sunacağım. Sizce bu yaklaşım 100 milyarca örnekte 100 milyarca feature'da çalışır mı? Ya orada şey lokal minimuma yaklaşıyor yani homojen bir şey gözükebilir ama belki büyük resimde... O gradient descent çalışmak sorusu. O ayrı. Burada yani ben o gradient descent'i yani diyelim o basit şekilde verirken hani bunu bu şekilde bu makineyi çözebilirim. Çözersen nasıl bunun bana zararı mı olur? Her tarafında o 100 milyar 3 milyar var mı? Yok. İkisi de 3 milyar var. Dolayısıyla? Dolayısıyla bir her örnek için her küçük kullanamazsın. Evet. Doğru. Dolayısıyla biraz daha optimize mi önerildi bu? Evet. Bir takım feature'ları seçebilirsiniz. Bir takım feature'ları seçebilirsiniz. Optimize edebilirsiniz. Daha başka nasıl ben bunu çözebilirim, bu problemi çözebilirim? Feature engineering de doğru ama biz yani genelde olabildiğince rol olabildiğince iyi. Çünkü başka düşünüyorum ekipler bizden daha iyi çalışmıyor diyebiliyorum ama onları kullanmaya başlayınca o bir teknik bir depth yaratıyor. Onunla ilgili çok güzel bir makale var. Teknik depth yaratırsanız bulursunuz. Yani error propagate ediyor. Her şeyi mağdur ediyor. Yani şey, observation'ların bir subset'ini alarak hep sarsın. Tamam, ipucu vereyim. İsmail Hocam bir tane şeyinde, slide'ında bu tür problemleri nasıl çözdüğümüz çok güzel anlattı. Paralelleştirdim. Evet, paralelleştirdim. Yani hazırlık. Evet, hazırlık. Aynen. Ama her algoritmayı paralelleştirdim. Bu algoritmayı paralelleştirdim. Evet. Şimdi bunu nasıl paralelleştirdiğimize bakalım. Evet. Şimdi ben paylaştırmak için ne yapıyoruz? Elimizde training example'ları var. İlk başta nasıl başlıyoruz? Sizce? Yani ben paylaştırmak için ne yapabilirim? Örnekleri? Örnekler elinde var. Sonra paylaştırmak için ilk adım ne olabilir? Mapper'ların bu şekilde. Tamam. Örnekleri ben dağıtacağım önce değil mi? Yani bir örnek. Yani her örnek, bir makine bütün örnekleri alacak. Evet. Paralelleştirme dediğimiz her makineye örnekleri dağıtacağız. Bunları distribüte edeceğiz. Tamam, dağıttık diyelim. Her makineye bazı sayıda 1000 tane, bilmiyorum kaç tane bir şey geldi, örnek geldi. Ne yapacak o makine olarak üzerinde, ne yapabilir? Amacımız da şu, şunu hesaplamak. Bunu okuyamayanlar için bir daha söylüyorum. O örneğin label'ı ile o örnekteki o feature'ın değeri ve o andaki modelin sigmoidinin çarpımı, o andaki prediction'ı aslında ya da ters prediction'ı. Bunların çarpımı. Burayı saklayacak işte. Ha, bunu her label için hangi kısmı hesaplayacağız burada? Redüs toplamı yani şu yerde. Redüs toplamı, doğru. Zaten tanıma giriyor, redüs diyoruz. Şu içerideki kısmı her makine yapacak. İçerideki kısmı her makine yaptı. Sonra ben bunları key value'ye dağıtacağım. Burada key ne olacak? Biraz yardım edin. Feature'ın değeri key mi olacak? Mix. YJ değil mi? Yok, evet, evet, yanlış yapmışım. Y, o Y'yi olacak aslında. Yok. Burada ben ufak bir şey söyleyeyim mi? Yani, hala 100 milyar içinde çalışıyoruz. Tabii tabii. Her makine o zaman bu 100 milyar
bir şey yani vektör çarpımı çünkü yani bir her makinede evet. Neyi bu? Ama weight dediğin weight orada modelin o andaki halini gösteriyor. Ne dedik? Model 100 milyar değil, model 1 milyar. Bir sıra burada ben yanlış yazmışım. Yanlış yazmam da güzel olmuş. Şimdi MapReduce'de çalışırken biz datayı ayırdık. Bunların hepsinde şu değeri hesapladık. Yani sigmoid y WTX örneğin geçirdik diye. Sonra biz bunu Reduce'lere dağıtacağız. Reduce'lere dağıtırken ki her Reduce'e hangi değerin gideceğini söylüyor. Value'de o value'ler sonra birleşecek. Yani bizim örneğimizde toplanacak. Burada key ne olmalı sizce? Label ve feature. Peki feature'ın nesi? Feature'ın kendisi. Yani feature'ın aslında o örnekteki değerinin yanına indeksinin kendisi. Her feature'ın indeks olarak düşünürseniz. Bu feature adı için diyeceğiz. Burada ben yanlış yapmışım. Değerini biliyorum burada. Bu feature indeksi için yani o ID'si için şu 3 değeri benim göndermem lazım dedi süre. O feature'ın örnekteki değeri label ve bütün modeli kapsayan bir skor. Bu üçünü gönderirsem dedi süre. Dedi süre bunların hepsi için onları birleştirecek. Yani toplayacak sonuçta. O çarpımını toplayacak. Ve her bir feature ID'si için, her bir feature index için neyi bulmuş olacağım? O andaki gradyantı bulmuş olacağım. Yani MapReduce ya da işte onun üzerinde başka değerler de kurabilirsiniz. Ama computation big data'da böyle yapıyoruz. Başka bir örnek. Feature'ları da atabiliriz ama oradaki örnekte gradyantı hesaplarken bu example'da iki şey lazım. Modelin o andaki zirve lazım. Şimdi burası küçük. Başka bir challenge. Big data olunca işlemek ona bir zorluk. Diğer bir zorluk da o datayı okumak ve yazmak. Yani ayrı. Bu zorluğu aşmak için de bazı teknikler kullanıyoruz. Bu teknikler de Hakan Hoca'nın slaytlarında geçti. Oradan ilgili olabilirsiniz. Şimdi normalde data bize raw veriliyor. Yani bütün training example'lar raw diye düşünebilirsiniz. Ama biz bunu IO'dan kurtarmak için column oriented dönüştürüyoruz kendi işimizde. Ve column oriented tutuyoruz. Sizce column oriented yapmamız okuma yazmayı nasıl rahatlatıyor? Alakalı feature'lar da çalışmıyoruz. Evet, güzel. Alakalı feature'lar da çalışmıyoruz. Gerçekten okumaya gerek yok. Şimdi neden bahsettik? Bir deney var dedi. Hadi bir şey de deniyoruz. Hani bu sinyal çalışır mı, şu sinyal çalışır mı, ne olur, ne olmaz. Dolayısıyla bizim kendi içimizdeki müşterilerimize, yani diğer projelere, öyle bir framework sağladık. Bu framework sağladığımızda kolay kolay deney yapmamız gerekiyor. Kolay kolay deney yaparken de diyecekler, bu sinyali ekle, çıkar, şunu yap, bunu yap, dene. Eğer ben bir model için böyle column oriented datayı tuttuğum zaman kullanıcı şu feature'ı ekle dediğinde, bu sinyali ekle dediğinde o zaman dosyayı okuyorum. O sinyali eklemediğimde de o dosyayı okumuyorum. Dolayısıyla benim okuyacağım dosya miktarını acayip şekilde azaltıyor. Çünkü alakasız daha önce de gördüm. Birçok başka da deney altında olan başka sinyaller olabilir bu anda o modeli ilgili sonunda. Onların hepsini baştan okuma kısmını daha okumadan erimiş oluyor. Başka bir artısı konum oryantik yapımı. Ona da İsmail Hocam biraz değindi.
faydası da bunları kompres ederken indicator indekslere veriyoruz ve bir şekilde her dosyayı kendi içinde kompres ettiğimizde bir şekilde tam altyapısına ait olmasın da sonuç daha küçük bir dosya olmasın. Başka bir problem, makinelerle çalışıyoruz. Makineler fail ediyor, bazen crash oluyor, bazen başka bir problem oluyor. Makine bir at bakıyorsunuz, ortada yok artık. Sizce biz bir ürün sağlarken, machine learning sistemi kurarken ne yapabiliriz bu makinelerin bazen yok olmasından, yok işlemin önemli bir şeyin ortasındayken ortadan kalkıp bu problemi minimize etmek için ne yapabiliriz? Bize etkisini. Ne yapabiliriz? Farklı yerlerde tutabiliriz. Farklı yerlerde tutabiliriz. Aynı işlemleri farklı bilgisayarlarda. Aynı işlemleri farklı bilgisayarlarda yapabiliriz. Single point of failure ölmeyecek gün var. Single point of failure ölmeyecek gün var. Güzel. Bu deneyin ipucu vereyim. Hani biz bir machine learning şeyiz. Hemen al sana bugün demiyoruz da data da veri de sürekli geliyor bize. Biz sürekli çalışan bir engine, sürekli çalışan bir framework'üz. Yani data da sürekli geliyor, biz de sürekli, bizim makinemiz sürekli çalışıyor ve sürekli modeli geliştiriyoruz. Öğrendiğimiz şeyi kaybediyoruz. Evet, öğrendiğimizi kaybedebiliriz. Ve cevap o, öğrendiğimizi kaybetmek. Ama olabildiğince parçalışık, olabildiğince süreci, sürecin ortalarında, onu örnek bir şey göstereyim. Burada üst taraf bizim hani binary'ler. Bu binary'ler hangi makinede ne zaman çalışacağını Allah bilir. Çalışıyorlar, bazen de çalışmıyorlar. Bu binary'ler arasında, bu işlemler arasında iletişimde Google File sistemle çözüyoruz. O andaki bitirdiğimiz işlemi dosyalar gibi onu dosyalıyoruz. Diyoruz ki log processor kısmı training datasını yaratırken hani bu training datasını nasıl yapıyor? Kalın donated, kompres edilmiş, integerize edilmiş şeyler kompres olsun diyor. Ondan sonra ondan istatistik çıkaran şeyimiz var. Binary'imiz. Bir de daha da kompaktede çıkaran binary'imiz var. En son modeli öğrenen binary'imiz var. Sonra da o modeli öğrendik. Çeşitli formatlarda onu export eden başka binary'imiz var. Bunların hepsi bizim sistemin parçası. Bunların hepsi çalışırken kendi alandaki versiyonunu dosya sistemine, Google File sistemine yazıyor. Böylelikle herhangi bir anda, herhangi bir öldüğünde bu işlemlerden tekrar başka bir yönetici iş oluyor. Yönetici iş bakıyor kim ölmüşse onu tekrar çalıştırıyor. O çalışan kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden de ne diyor? Benim en son versiyonumu inputumu bana ver diyor ve oradan devam ediyor. Dolayısıyla da bu bize bayağı bir koruma sağlıyor içerisinde. Makinelerin ara ara yok olması ile ilgili. Google Farkistan Open Source değil. Onun örnekleri var ama. Herhalde öyle. File sistemi yok. File sistemi neden kapalı mı diyorsunuz? Yani başlarken öyle başlamış. Çünkü bazı üzüntüler var kapalı o zaman da diye ama. Yani herhalde tam olarak bilmiyorum. İlk başlarda o nedir? Şirketin önemlidir. Esip olarak bilmiyorum. Teori ile ilgili ilk çıkaranlar. Ama piyasada da open source versiyonları var. Yani. Bunları kendinize yapabilirsiniz. HTTPS var. Evet. Google'da çalışmanın bir kötü yanı oluyor. Yani sadece içerideki ürünlerle her şeyi yapıyorsunuz. Dışarıda dünya nasıl olduğundan biraz uzaksınız aslında. Şey biliyor musun? Çünkü HDFS ile CFS arasında çok büyük fark var. Ben hiç bilmiyorum. Çünkü olsa da olmasa da benim hayatımda sadece CFS etkilediği için ben onu görüyorum. Geçelim. Şimdi bence
machine learning bir üründeki machine learning'deki en önemli problem bu. O da training serving security. Sizce training serving security ne? Bir basit bir tanım yapabilecek var mı? Örnek cümlemizin kalasını bir cluster toplaması bir tarafta. O bir skill olabilir, skill örneği. Training Serving Secure ile ilgili bir tanım yok. O zaman biz biraz daha temel bir machine learning sistemi. Ben yapayım mı? Yap hocam. Şimdi girlfriend sistemini nasıl train edip onu serving'de kullandığınla ilişkili bir şey. Evet, onunla ilişkili. Evet. Kısaltmalar. Peki ilişki derken? Efendim? İlişki derken? Şimdi GPS çok özel bir şey mi? Yok. Training Serving Secure'de ilişkili doğru. İlişki de şu. Yani benim train olduğumda da veri dedik ya, en önemli şeyleri. Bu benim train olduğum veriyle ben en son bu modeli kullanırken, yani serve ederken modeli, arada bir uyumsuzluk olması. Yani benim distribution'ımda, yani benim train olduğum datanın distribution'ımda benim gerçekten test ederken ya da alanda kullanırken ki distribution'ın birbiriyle uyumlu olması. Şimdi onun nedenlerine geleceğiz. Bence pratikteki önemli problem bu. Bununla da ilgili çözümler o parçalarda uğraşıyoruz. Ve bazen hani yakalıyoruz. Bu yakaladığımız şeylerin hani çözdüğümüzde kârı etkilemesinin, yani öyle böyle değil, yani size o sayıları veremem ama çok etkili derecede çok önemli etkilerine oluyor. Ne zaman olursa olsun biz böyle bir hata yakaladığımızda ve hemen hemen her günümüzde, machine learning'imizde de kesin böyle bir hata vardı. Önce bir genel sistemden bahsedelim. İsmail Hoca'nın sunumunda gördük hani eventler notlanıyor, bu görevi göstermedik, dikkat edildik gibi. Ne yapıyor bizim serverımız? O andaki machine learning modeli kullanarak sıralama yaptı, gösterdi. Bu göstermesi impression log. Ondan sonra ne oldu? Kullanıcı onu klikledi, klikledi ya da klikledi, sonra vazgeçti falan. Interaction log. Böyle çeşitli loglarımız var. Şimdi bu loglarda da hani bir loglama oluyor. O eventlerin hepsi loglarında. Bu loglarken ne yapıyoruz? Hakan Hoca'nın slaytlarında vardı. Yani bu datayı, data çok büyük, bu datayı küçük loglamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu data nasıl bir data? Önemlenmiş değil. Özellikle normalize olmuş. Orada Hakan Hoca ne dedi? Bu datayı normalize etmek için, yani o mesela bir video ID'den bahsediyorsak, o video ID'nin sadece o video ID'yi kullanıyoruz. O video ile ilgili geri kalan özellikleri database'de tutuyoruz. Böylelikle bu loglar daha küçük oluyor. Şimdi ama bir şeyi normalize ettiğimiz zaman daha sonra neyle uğraşmamız gerekiyor? Gene arkamızdan slide'larda vardı. Join'le uğraşmamız gerekiyor. Bu da bedava yani. Uğraşıyoruz. Ve bunları join edip bir tane anlamlı bir veri yaratmaya çalışıyoruz. Anlamlı example, örnek yaratmaya çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki kullanıcı bu videoyu izliyordu A videosunu. Sonra B videosunu biz ona gösterdik ve bunu klikledi ve şu kadar süre izledi. Ya da izlemedi, gösterdik, kliklemedi. Yani bu bilgileri tutuyor. Bu bilgilerin, bu örnekleri yaratan bu join box dediğimiz kısım bu örnekleri yaratıyor. Ve sonra bu da machine learning sistemine giriyor. Machine learning sistemi de öğreniyor. Sizce yani bu şeyde, bu döngüde training serving secure nasıl olabilir? Nereden başlayabilir? Soru neydi? Training serving? Training serving secure bu architecture içinde nasıl meydana geliyor? Arada bir transit state değil, tamam. Siz hocam? Bak şimdi, impressionları belirli bir user group ve interactionları belirli bir user group diyor. Diğer bir kere bir user group var. Ama testleri benden sürekli user'larla yaparsınız. Evet. O yine farklı olacak. Diyelim ki biz bütün dataya hakimiz. Yani
ben trenlerden de gelen her şey üzerinden tren olurum. Test ederken de trafikteyim. Yani kısmından nasıl olabilir? Joint kısmından nasıl yakalabilir? Yani birleştirirken farklı taraf yani. Doğru. O bir tane nedenlerinden. Yani bir şeyin counter'ını kullanıyorsanız tepkül eden şeyi yolda bir sıkı var. Daha da arkadaşın dediği gibi join'de bir hata varsa çok basit bir örnek veriyorum. Bir hata, şöyle bir hata. Yani bayağı bir mali değeri olan. Mesela country eşittir US, country eşittir Türkiye, country eşittir something. Böyle bir feature'ımız var diyelim. Bu feature'da train ederken, şu data oluştururken country eşittir US küçük harfleri oluşturuyor. Ama sonra serve edersen şurada machine learning modeli sorarken bu değer nedir, hani, bu example'ın değeri nedir diye sorarken o US büyük harfle geliyor. Yani basit bir örnek ama sadece şunu gösteriyor, sizin train ettiğiniz datayı serve ettiğiniz şey arasında bir uyumsuzluk varsa bunun maliyeti ağır ve bu uyumsuzluk her zaman olabilir. Bu böyle pratikteki benim gördüğüm en maliyetli ve sürekli de karşımıza çıkan bir durum. Başka bir hata da bu sistemde yani belki çok bakınca hemen apaçık ortada olmayan serving şeyle ilgili hata da şu oluyor. Şimdi burada offline sistem çalıştığı için bazı feature'lar sonradan yaratılmış olabiliyor, gelebiliyor. Mesela başka bir machine learning sistemine tabisiniz diyelim. O machine learning sistemi cluster oluşturup gönderebiliyor. Diyoruz ki bu training example'da şöyle bir cluster var. Bu videonun cluster'ı bu. Ama serving sisteminde sizin o cluster'a erişiminizde sürekli problem çıkıyor. O cluster bilgisine. Dolayısıyla siz train kadası oluştururken daha güvenli, daha böyle kaynaklar bol bir ortamda o cluster bilgisine sahipsiniz. Ve sizin machine learning algoritmanız o bilgi varsa zannediyor. Ama serverken o bilgiye ulaşımda problemler çıkıyor. Dolayısıyla da böyle training, server, secure karşınıza çıkıyor. Yani bu her zaman olabiliyor. Ve sürekli gözlem gerekiyor. Bence en önemli problem oldu. Ve onu da yakalamak için, yani fark edilmesi için, debug edilmesi için biz simili geliştiriyoruz daha ihtiyaç ediyoruz. Başka bir konu, offline versus online copy. Şimdi elimizde bir training datası varsa oradan model üretip farklı modelleri karşılaştırmak için basit. Deriz ki şurası holdout set, burası işte training set. Hadi ben modelleri çalıştırdım. Holdout'taki de DOS'a baktım ya da Yandırköy'e baktım, bir metriye baktım. Bu model gelişti ya da gelişmedi dedim. Sizce offline metriklerde, offline metrik dedim buralara. Offline metriklerde bir modelin gelişmediği bilgisi online datada, yani o model trafiğe çıktığı zamanki metriklerin gelişip gelişmemesiyle ne kadar önemlidir? Burada bir şey söyleyeyim mi? Tabii hocam. Eğer İngilizcem zayıf olsaydı, ben buradan hiçbir şey anlamazdım. Evet. Şimdi offline metrikleri, ne dediniz? Offline metrikleri... Ve diyelim ki, tamam, cümleyi... Yani ne olarak demek, arka planda çalışan... Yok, şöyle, ne daha bir önceki cümlede tanımladım, biraz şey. Şimdi normalde bir machine learning'de bir modeli geliştirirken, ne yapıyoruz? Yani loss regression'da bir log loss diye bir şey var. Function var. Biz bunu bir cost function var, bir maliyet function var. Biz bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Ve iki modeli karşılaştırırken ben iki modelin de holdout dediğimizde öyle training datasının bir kısmını ayırıyoruz test etmek için modelleri.
alırım iki ayrı model geliştirdiysen bu iki modeli o holda üzerinde karşılaştırırım. Ve bunlar Logistic Regression'ın loss'unu hangisi daha iyileştirmiş, hangisi daha az iyileştirmiş diye bakarım. Bu bir karşılaştırma basit. Buna offline metric diyelim. Yani böyle de farklı farklı metrikler tanımlayabiliriz. Eriyan'da gördüğü tanesi. Yani diğer yerde. Bu offline metriklerde, normalde siz bir makale yazarken bu offline metriklerde iyileştirmek yeterli olabilir. İşte kompleksiteyi böyle arttırdık, şöyle bir yol bulduk. Offline'da bu katımız hani holdout sette bu kadar verimli hale geldi. Burada her bir şey görmek ben mesela o hatayı yapmıştım. Kaggle'da bir yarışmaya katılıyordum. Evet. Orada test atımı ayırmıştım ama şeye, sonuç için gönderirken %10, %90 olarak ayırmıştım. Evet. Hala da %90'lık modeli gönderdim. Dolayısıyla aslında modelim biraz şeyde, gerçek datada diğer tarafta saçmaladı. Biraz başarı düştü. Halbuki yapmam gereken orada o test datasını da modelin içine katıp son modeli oluşturur tekrar göndermemde. O modeli biraz daha iyileştiriyordu. Burada da muhtemelen hemen hemen aynı problemi yaşayacak. Burada hani belki işin teorisi de pratiğinin en önemli farklarından bir tanesi. Teorideki loss function'lar, hani iyileştirdiğimiz loss function'lara göre en iyi modeli seçtiğimizde pratikte biz bunun deneyini yapıyoruz. Ve o modelde iyi bir etkiye, bazı genelde etki neden olmuyor. Yani pozitif şekilde beni etkilemiyor. Diğer modellerden offline'daki dataya baktığında daha iyi çalışmasına rağmen daha iyi çalışacağı geldi. Bunu da, hani böyle bir problemimiz var. Bu problemi peki nasıl çözüyoruz? Ona da İsmail Hocam biraz değinmişti. A-B testing ile çözüyoruz. A-B testing ne? Diyelim ki YouTube'a gelen bütün trafik ya da herhangi başka bir servise gelen, ürünün servisine gelen bütün trafik. Bu trafiğin belli bir X miktarını yeni modele ayırıyoruz. Bir X miktarını da o andaki current modele ayırıyoruz. Geri kalan da zaten ne görüyorum ya başka denkler diyelim. Ve bunların ikisinden de online analitik data alıyoruz diyor. Diyoruz ki A trafiğinde bizim kliklenme oranımız bu. B trafiğinde bizim kliklenme oranımız bu. Bu ikisini karşılaştırarak bir online başarılı mıyız değil miyiz? Bizim yeni model bir başarı sağlamış mı sağlamamış mı bunu çarpıyoruz. Dolayısıyla da biz yani offline'da istediğimiz kadar modeli iyileştirelim. Hani offline ve online arasında çeşitli nedenlerden dolayı fark olabileceği için bizim asıl başarı ölçümüz pratikte A-B testimiz. Tabii. Diyelim bir gün öncesi, bir gün öncesi diyelim ya da başka bir şey. Yani böyle diyebiliriz. Ya da datanın aslında güncel olmasıyla ilgili olmuyor problemler. Başka... Yani online kriterim şu. Şimdi bu online kriterim şu andaki trafikte sizin o yeni geliştirdiğiniz modeli sunup sonra da gerçekten bir kullanıcı yani hayatta olan biri onu klikliyor mu, kliklemiyor mu? Buna bakıyorsanız bu online. Offline'da sizinizde bir data var. O offline'da o data üzerinde benimki daha iyi sonuçları gördü, diğer model daha iyi sonuçları gördü diye bakıyorsanız o da offline. Çok fark oluyor mu cidden? Yani offline'da online'da sonuç? Oluyor. Bayağı. Yüzde versen? Yok, yüzde hemen bir gerçekçi de değil. Çünkü her yerde fark oluyor. Neye bağlıyorsunuz lütfen? Sistemde demin gördük, komplike bir sistem genelde hata olabilir. Yani bazen gerçekten güzel bir sinyal bulmuş olabilirsiniz ama belki Sörling'de o sinyalin keşfeden kısmında bir arıza vardır, çalışmıyordur. Bu hatalı algılama ya da benim gördüğüm bir de şöyle bir yanılıyor. Sistem büyük sistemin her yerinde machine learning'de çalışan büyük şeyler var. Siz sadece bir kutuyu iyileştirerek, hani diyelim ki o kutuyu iyileştirdiğiniz varsayalım. O kutuyu iyileştirerek siz bunun sistemin geri kalandaki etkisini öngöremiyorsunuz. Yani orada böyle komplike bir döngü var. Modelin de robust olduğunu da düşünüyor musunuz? Farklı feature'lar üzerinden test edip, şey, bir test edip, daha önce pattern'lara belli bir test daha önceki şey mi benim, modelin robust olduğunu? Mesela nasıl tanımlıyorsunuz? Yani,
vesaire denen patternları bir yerlerde tutup o patternların üzerinden geçilerek bir yerlerde hayata düşüyor vesaire. Yani kendi içinizde hukuk ettiğiniz bir olasılık. Anladım. Yani şöyle diyorsunuz, o modelin çalıştığı trafiği bulup... İşte o bir konser olduğu için filan Amerika'da 30 milyon kişi, Brexit, biz bilmem ne dinleyip sizin totally fail ettiğiniz gibi bir basılıyor. Anladım. Data'yı analiz ederken bir şey bulabilirsiniz. Böyle bir şey bulup ama sonuçta daha, yani yeni model diyorsanız onu daha iyi çalışması lazım. O zaman sizin mesela bugünkü algoritma, yarın daha başarısız olacak diyebilir miyim? Kesinlikle olacak. Başka bir gerçek onu değiştirecek yani. Yani o zaman algoritmaları kendi içinde takip ediyor muyuz? Yani hani... Bizler bir yarışma halindeyiz yani. Her kendi içimizde kendimizle yarışıyoruz yani sürekli olarak. Başka bir şey. İşte yani aynı anda çok test oluyor zaten şu anda bile. Farklı algoritmaları da elimizde. Çok tesadüf erken ama bu. Offline pasadan bahsettiğiniz şey, yani az önce fark ederken klasik holdout'tan bahsettiniz de. Hani genelde daha klasik şey, cross cross-validation vesaire yani bir anda daha o marjı, aradaki marjı düşürmek için yapılan bir şey, o marjı. O var mı yoksa hani o ölçekte biri de çok mantıksız bir ayrıca? Yok var, mesela şey bile var yani bir gün sonra sınıfı tutuyoruz. Yani bir modeli, aynı şekilde geliştirmiş bir modeli, bir sonraki yani holdout bir sonraki gün oluyor. Mesela benim dünün datası var benim, ondan önceki gün hep böyle modeli oluşturuyoruz. Dün de test ediyoruz. Onu orada bile tutmuyor. Yani. Peki, kaçıncı soruyu soracağım? Ben sistemin bir tarafında yaptığımız iyileştirme ya da bir değişikliğin farklı yerlerde çok farklı tarafa getirebileceğini bahsediyoruz. Evet. Peki bunu ölçmek için bir şeyiniz var mı? Metodolojiniz ya da genelde hesap koşan bir sisteminiz var mı? Bir testin eksperimentasyonu sahibi kişinin sahibi? Genel olarak onu nasıl ölçebileceğiz? Yani A/B testinde? Yok, hayır. Sadece şey diyorum. Hani bir metodoloji, metriklerimiz, tool'larımız, koşan sistemde bir şeyleriniz var mı soruyorum? Koşan sistemde var. Koşan sistemde bizim bir A/B testimiz var ama bu etkiyi ölçecek bir şeyden bahsediyorum. Evet. Kompleks bir şey ölçüyoruz. Diyorsanız tesadüfen mi çıkıyor falan? Hani bunu ölçmenin yolları var mı? Anladım. Bildiğim kadarıyla yani benim bildiğim, yani temas ettiğim bir şekilde bir ölçme yok şu anda. Ama temas etmediğim olabilir. Bu konuda 50 bin kişi, ben sadece bir kişi. Peki şimdi mesela, YouTube için, yani o recommendation videonun tıklanma olayını arttırmak ya da bu videoları denerek farklı yollara getirme olayını ondan örnek vereyim. Evet. Oradaki offline olarak bir video var, o videodan sonra işte bir anda iki videoların tıklanma oranı var mesela bizim elimizde değil mi? Kullanıcılar bundan sonra bunlara bakmış deyip o veriyi biz öğrenme alanından veriyoruz, o da onu geliştiriyor. Hı hı. Ve oradaki yeni işte yeni algoritma belirlerseniz oraya farklı bir olarak gelmeye başlıyor. Evet. Şimdi offline bir yerde bunun doğruluğunu ya da hani ben yine veriler verdim oraya, kullanıcılar bunun tıkladığı arttı gibi nasıl kıyaslıyorsunuz? Evet, çok güzel. Onu kıyaslayamazsın. Yani offline ve online'ın çalışmama nedenlerini de çok güzel bir noktada unuttum. İlk hatırlatsam. Belki bir tanesi de şu, sizin model trafiği değiştiriyor. Ve o trafiği değiştirmesinin kolay yapabilirsiniz, ölçebilirsiniz. Yani o değişimin, toplam değişimin, yani hiç daha önce görmemiş videoları göstermeye başlıyorsunuz. O güzel bir şey mi, kötü bir şey mi, onu biliyor musunuz? Yeni modeli kullanmak için sürekli production alma süreniz ne kadar? Yani ne kadar sürede bir güncel geliyor modeli? Değişiyor şeyden şeye, ürünlerine. Bazı ürünler saatlik diyelim, bazı ürünler günlük, bazı ürünler haftalık. Böyle her ürünün kendi iç şeyleri var, kısıtları, teknolojisi. Onlardan kaynaklı şeyler oluyor. Yani hangi üründe günlük, hangi üründe haftalık? O bilgiyi ben görebilirim. Kullanıcıdan random feedback gibi bir şey almadığımız var yeni modelle ilgili. Öyle bir sensiniz var mı? Yani bu şey, test kullanıcıları ilgili. Aynen. Valla bizi test olarak kullanıyorlar. Bundan da şikayetçiyim. yok, kullanıcılara ilgili test edelim. Biz hemen kendimiz testiz yani. Sizlere ulaşmadan bir şey. Bizim üzerimizde, bizim ilgili telefonumuz da olsun, bilgisayarımız da olsun.
yapacak şey deneniyor. Biz araştırma yaparken üniversitelerde işte metodumuz olabildiğince genel olsun, olabildiğince ilginç olsun. Amacımız bizim ilginçlik ya da inovasyon. Evet, evet. Sizin amacınız problem çözmek. Evet. O yüzden manuel çok iş giriyordur işin içine. Çok. O zaman kolay şey görünür mü bir süre sonra? Artık elinde birçok şeyi yapmaya başlıyor. Yoksa yine machine learning'in o integrity'sini koruyalım gibi bir amacınız oluyor. Oluyor. Şöyle, bir kere biz machine learning'imiz. Bizim yani incentive'imiz o yönde. Onun şeyini koruyalım. İkincisi benim de mesela reklamda bir projede çalışmıştım ilk başladığımda boyunca. 3-4 tane gerçekten hack vardı içinde, yani memnun demiştik diyelim. Bir projem şeydi, onların hepsini tamamen ortada kaldı. Sadece machine learning sisteminin hani öğrenme objektifin içine o hackleri yerleştirmek. Bir başarılı oldu. Dolayısıyla böyle bir sürekli bir şey oluyor. Bir kere asıl karar verici, asıl yargıç onlar neyi test ediyor. Dolayısıyla yani spekülatif olarak da hey ben okudum bu makaleyi. Bunun daha iyi çalışması lazım. Şu art principle. İşte koydum. Hani evi testiniz kötü olabilir ama bu olacak diyemiyorsunuz. Zaten demenizden şey yok. Sizi kısıtlar. Ama şey oldu benim gördüğüm kadarıyla. Manuel bir şeyler bulunuyor. O ürünü iyileştiriyor. Ve sonra çıta biraz yükselmiş oluyor zaten. Güzel bir şekilde. Sonra da hani bu konuya tutkulu biri, hani bunun işinin içinde ben çözeceğim diyen yani tutkulu biri, manuel hani yapılan heuristikleri, hackleri, bunu ben nasıl principle hale getirdim, bu hangi özelliğe neden oluyordu? Mesela belki feature engineering'de çözülebilecek bir şeydir, o yedirilebilecek bir şeydir gibi şekilde onları işinin içine alabiliriz. Buyurun. Bu ABS'in için sampling de önemli. Binlerce adam yeni ürünler çıkartıyor. Evet. İşte her dakika, her saniye birileri AB testini yapıyor. Evet. Yani bu sefer mesela çizgiler yok. İki soru birden sonra. Bir tanesi sampling yaparken şu ortadaki adamların aynı komplikasyon olabildiğince değerlendirme yapıyoruz. O dediğimiz mesela bu sample'da uyumluma değinilebilirliği de yani reprezent ediyor bir etmen onu. Onu genelde şu metrikleri aldığımızda bunları karşılaştırırken o sample'ların uyumsuzluğunda gidermeye çalışıyoruz. Sürekli atılıyor. Sonrasında şöyle ilgi testingler de oluyor. Machine learning'den şeyin iyileştirmeden bağımsız. Mesela böyle şurada modül var. Bu modül alınmadan işte gaz tüketiyor. Ben modül atıyorum. Etkisi de şu kadar küçük. A-B testing yapıyorum. Hani bunun etkisi şöyle küçük oldu. Ama bunun tükettiği, getirdiği complexity, getirdiği kullandığı CPU falan buna değiyor. Dolayısıyla biz bu şeyden kurtulalım, kompleksiyden kurtulalım diyoruz, o zaman o kompleksiyi gidiyoruz. Yani şeyi de kompleksleştirme de devam ediyor bir yandan ama basitleştirme de devam ediyor. Orada da genelde yöneticinin çalışan, yani mühendisleri motive etmesi ile bir de ilgilenmeye başlıyor. Ya da o konuya çok böyle hevesli biri çıkıyor, onunla ilgilenmeye başlıyor. Şimdi sadece biliyorum yani. Benim tezimin bir kısmında adaptive caching using multiple experts diye bir şey oldu. Sürekli offline dediğiniz kısımda o konulan eski algoritmalar da yani ölmediği takdirde test olmaya devam ediyordu. Diğer birisi
weight majority algorithm. Evet. Hepsinin test, yani weighted. Hepsinin çalıştığı bir weighted data'ların doğrusu onu online'a çekmeye otomatik olarak. Otomatik online'a çekmeye. Evet. Bizim ilk projede bir arkadaş var. Bugünlerde böyle merak ettiği bir bazı inceledim. İlk gösterdiğiniz resimde 10 tane öneri yazıyorsun, video yani önerisi. Her birinin tıklanma ihtimali ayrı ayrı hesaplanıyor. %10. Ama o kümenin tıklanma ihtimali, kümeden bir tanesi tıklanma ihtimali, onunla %100 arası. %10'la %100 arası. Evet. O yüzden kümesel bir hesap yapmak daha doğru değil mi? Kümesel hesap daha doğru. Yani kümesel yani önemli diyelim. Ama ben daha tanır olmadım yani. Bağımsız yapılıyor şu anda. Online testlikle o başarılı olmuş olabilirler gibi. Yani şöyle bir araştırma yapsam, sizinkini geçiyor mu yani online testlikle? Yani bir önceki izlenilen videodan tamamen bağımsız, random, en çok izlenilen ama kendi işte independent, yani Gundam style, bir romantik film falan, 10 tane öneri ama tamamen independent. Tamam. Her gün diyelim tıklama ihtimali %5, belki daha az ama internet olduğu için çok popüler şeyler olduğu için geçiyor mu? Geçer mi? Denedik gidince bir denemezsin. Yani anlatabiliyor ya, kümeden bir tanesinin tıklanması yeterli aslında. Evet, kümeden toplam şeyi, izleme şeyini bakınca evet. Tabii ki öyle. Ama modelde çok güzel. Yani şimdi 50 bin kişi, yani bunu bu için çalışmıyor. Ben ikna olmadım. Niye ikna olmadım? 3 kişi yaparız biz bunu. 3 kişi yaparız biz bunu. Belki daha iyi yapar da, şimdi burada seyreklik falan bir şey yok mu? Seyreklik derken? Ya hocam, yani kompresif nedir, ne anladın? Siz yani, of course you can understand it, because I say Turkish. Yani kompresif, sensing, kompresif, sampling ya da işte bu sizin vektörleriniz, matrisleriniz içinde bir şeyleri seçip, feature'ları... Şey yapma, daha hızlı, daha az feature'dan daha yüksek olasılıklı çakıştırma çıkarma. Çıkan şey daha az feature'da mesela factorization kısmı var. Factorization yani o feature'lardan, o feature'ları bir vektöre mapleyeyim hani. Orada da çalışabilen şeyler var. Şimdi çok ekip var hocam. Çok da yani çeşit şeyler üzerine de ilgileri var, çalışıyorlar. Açıkçası kim ne yapıyor tam da emin olamıyorum yani bunların hepsi bildiğiniz konuları var. Yani şimdi ben yani Google kullanıyoruz ama yani aradığım resimleri falan ben zaten bulamıyorum. Yani ben size örnek göstereceğim sonra. Tamam. Mesela neydi Türk Hava Yolları'nın şeyi komik suratlı bir adam var ya şey Koti. Temel Koti'nin ben bir şeyini yapmıştım. Onu aratıyorum. Kek, pasta, yüzü filan getiriyor. Tamam mı? Göstereceğim size. Yani hiç alakası beni hiç tatmin etmiyor. Yani şimdi buradaki şeyle algoritmalar tabii çalışmıyor burada. Şimdi spesifik bir örnekte birçok şey oluyor olabilir. Belki long tail'dir. Belki değildir. Hani o konu çok ayrı. Analiz etmek çok zor. Hocam, yarım saat kaldı. Birazcık daha açık konuşsanız ya. Mesela. Yürü kapatın. Kapatın. Yani video var. Ulaşırken şöyle bir şey oluyor. Böyle senaryo izliyoruz. Şöyle bir şey. Ben çok şöyle birkaç şey var. Öncelikle yani İngilizce kötü konuşuyorum bazı kelimelerde. Ona kusura bakmayın çünkü içerisinde yani Türkçe konuşmaya açık değilim. İkincisi, yani Google'da 50 bin kişi, ben bir kişi bazı şeyleri gerçekten bilmiyorum. Söylesem yani şöyle yapmaları mantıklı desem. Yalan söylüyorum. Yani. Üçüncüsü de bizde yani Google'da confidential dediğimiz bilgi içeri vermek önemli bir kavram. Çünkü dışarıda search engine optimization diye bir şey var. Sürekli olarak hani Google nasıl bunları sıralıyor,
şunu böyle yani şunu içerideki bir sinyal bulalım da bu sinyale göre sömürelim. Yani avuksuz bir şeyleri oraya çıkaralım diye çalışan da büyük bir para kazanan bir kitle var. Dolayısıyla hangi bilgi onlara ulaşmış, ulaşmamış dolayısıyla bilmeliyiz. İşte ne public olmuş, yani ne halka açılmış, hangi bilgi halka açılmış bunu bilmek gerekiyor. Ne yazık ki ben de hani Google'un içindeki problemleri çözdüğüm için biz neyi halka açtık, hani hangi şey makalede bahsedildi, hangisi edilmedi bundan çok hakim değilim. O yüzden ben söyleyebileceğim kadar da söylüyorum bir soru. Etiğin neresinde? Yani kullanıcılardan çok ilgiler topluyorlar. Ama onlardan kullanıcılar çok fazla haberdar değil diye düşünüyorum. Haberdar derken, yani mesela kral geçişlerine bakabilirsiniz. Orada yazılı yazıyor. O resmi de ya. Tamam, yani daha da benim olduğum bir şey. Şimdi sizce ben konuyu konuşmalıyım. Size koyayım. Kamerayı kapatsak. Evet, şimdi bir sonraki slide'a geçelim. Olmuş bir A/B testing. Bu YouTube örneğinde yaptık. Bu A/B testing nasıl çalışıyor? Şurası launch dediğimiz, artık bizim model başarılı olmuş. O modeli, şu çizgi. Bu grafik görünüyor mu arkadan? Gülsen görünüyor mu grafik? Tamam. Bu grafiği önce anlatayım. Bu grafikte şu aşağıda kırmızı bir şey var, grafik var. Şöyle gidiyor çizgi. Sonra böyle gidiyor. Onun üstünde de mavi biraz daha yukarısında böyle gidiyor. Sonra çizgiye tepkili ilerlediğinde daha inmeyerek yukarı doğru çıkıyor. Bu bir A/B testing sonucu. Bu A/B testingde şurada şu çizginin solunda deney yapıyoruz. Benim bahsettiğimiz o grafiğin bir kısmı bizim modeli, bir kısmı da o andaki modele gidiyor. Mavi bizim model, kırmızı da o andaki model. Ve bu, diyelim ki bu da number of watches diyebiliriz. Toplam izlenme miktarı, diyelim ki kliklenme miktarı ya da bir başarı ölçüsü. Bu değerlere bakarak diyoruz ki, bizim modelimiz daha iyi çalışıyor. Yani mavi kısım kırmızıdan daha iyi çalışıyor. Daha çok izleniyor, daha çok kullanıcı memnun olmuş falan. Şimdi daha sonra launch ediyoruz. Yani bu modeli artık bizim nerede geliştirdiğimiz yeni modeli o andaki production modeli haline getiriyoruz. Yani kömür modeli haline getiriyoruz. Ama bir şeyi böyle launch ettiğimiz zaman, yani o modeli artık tamamen bütün tarafa yaydığımız zaman ondan sonra durum nasıl değişecek onu da bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi o model trafiği değiştiriyor, kendisi değiştiriyor. Dolayısıyla bir yandan da bizim bir süre o modeli iyi çalışmaya devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu takip etmemiz gerekiyor. O noktada da yani şu çizgiden sonra, launch ettiğimiz çizgiden sonra artık roller değişiyor. Eskiden körün model olan artık deney modeline dönüşüyor. Orada oluyor. Yani kenarda o çalışmaya devam edelim bu trafikte. Ve eskiden yeni model, deney modeli olan şey artık burada production modeli, yani körün modeli. Ve burada da baktığımızda machine learning'in hani daha önceki bizim modelimiz, yeni modelimiz kendi trafiğinden daha da çok öğrenmeye başlayarak kendi hataları belki düzelterek kendi etkisini ürünün başarısını daha da yani eski ürüne göre daha da iyileştiriyor. Hocam birinci soru kırmızı niye anlatıyor? Kırmızı artık yok değil mi? Organik bir etkiler. Zaten deneye devam etmenin nedenlerinden bir tanesi de o. Şimdi burada bir artış oldu. Yani arkadaki kırmızı bir olması. Bir artış oldu ya da azalma oldu. Bunun nedeni benim modelim iyi çalışıyor eskisine göre. O yüzden mi arttı? Yani çalışıyor, o yüzden mi azaldı? Yoksa dünya bir şekilde değişti. O anda işte 4 kat başladı. Bir şey oldu. Yani dünya bir şekilde değişti. O organik değişimden dolayı mı? Yani şimdi olmuş kullanıcılar var. Bir ilgisi oldu. Yani çok dünyaya bağımlıyız. Dünyadaki şeyler bizi acayip etkiliyor anında büyük değişimler. Yoksa ondan mı oldu bilemiyoruz. O yüzden bunu ölçmek için o anda kenarda ürünü de çalıştırmamız gerekiyor. Burada demek ki bir şekilde organik olarak yürütüp büyüyormuş. Ben bir şey sorabilirim. Şimdi siz bir modeli, yeni modeli deploy ediyorsunuz. Tamam, bazı kullanıcılar kullanmaya başlıyor ama bu arada bir sürü başka ürün de var. Onlar da sürekli bir şeyler deniyor. Yani, aynı ürün modeli. Evet.
Bir de koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bir siz bir şey deniyorsunuz, o bir şey deniyor, herkes bir şey deniyor. Dışarıdan insanlar bu sistemi kullanıyor. Evet. Bir sistemler damlamıyor bana da. Hala çalışmaya devam ediyor. Bunun infrastruktur, yani deney kısmı çok büyük bir kısmı. Bayağı bir insanla da çalışıyor. Genelde bu şeyleri layer layer diyoruz yani. Hmm. Birbiriyle çok ilgili, mesela YouTube'da hani en son 10 tane şey gösterecek modeli değiştiriyorsanız, onu değiştirdiğiniz şeylerin hepsini birbirinden bağımsız trafiklerde çalışması gerekiyor deneyleri. Dolayısıyla ona bir katman diyoruz. O katmandaki deneyler birbirinden ayrılıyor ama değişik farklı katmanlar var. Her katmanda belli bir konuyla ilgili deneyler yapabiliyorsunuz. Buradaki umudumuz yani rastgele güvenimiz de şu. Bir katmandaki, sonuçta bu sample'ın hashing'de oluyor. Bir katmandaki bir etki öbür katmanda AB karşılaştırmasını etkilemeyecektir. Çünkü iki tarafı da aynı şekilde etkileyecektir diye bahsediyoruz. O yüzden de böyle bir katmansal bir çıkabiliyor. Buyurun. Yok, Google için de regresyon kullanmıyor, classification kullanmıyor, object recognition kullanmıyor, factorization kullanmıyor. Teknik olarak peki mesela bizim için kullanılan bu yüzden her şey decision tree, neural network, o tarz farklı bir kutlar mı? Deep learning mesela, neural network bildiğiniz günümüzde herhalde bilmiyor. Deep neural network kullanmıyor. Decision tree de kullandığı yerler oluyor. Bunların hepsi şöyle, yani o kadar böyle... Sibel bizim için, hani Google için, Google için de ki en yaygın kullanılan işte logistic regression, linear regression. Factorization dediğimiz bu Stephen Randall'ın bir makalesi var factorization şimdi o da içine döndüren. Başka özellikler de var. Machine learning olarak, teknik olarak bunları diyebileceğimiz bir kutu. Ama bundan daha da çok hani debug edebilme, işte cevapları takip etme, hani kullanmanın kolay olması gibi başka özellikler de var. Yani aslında bir sadece algoritmadan kodun küçük bir kısmı algoritmada, büyük kısmı bu bizim ürünü kullanan mühendisin işini kolaylaştırmak. Ama başka ekipler de var. O ekip mesela bizim deep learning ile ilgili bir ekibimiz var. Sonra şeyde bir transportla ulaşan Londra'da bir ekip var. Yani değişik yerlerde farklı şeyler oluşan bir ekip. Open source yapma bir planı var mı bu daha uzun vadede? Olabilir. Ama bir üzüm yok. Yani çok şey değilse, diğer ekiplere bunu nasıl açıyorsunuz? Direkt siz mi entegre ediyorsunuz, API olarak mı açıyorsunuz, onlar çağırıyor mu? Yani onlar mı çağırıyorlar mesela? Yoksa bir GUI'si mi var atıyor yani? Bizim bir konfigürasyon language şeyimiz var dediğimiz. O da güzel bir soru. Sonraki şeye bağlayacak şimdi. Bizim en önemli işimiz aslında consulting, yani danışmanlığımız gibi. Google için, yani bizim Google Research biraz böyle. Ben alıp research'ımı yaparım, ürünü geliştiririm, olmuyor. O ürünü birinin kullanması gerekiyor. O kullanacak kişiyi de sizden gidip danışmanlık yaparak, yanında olarak, problemleri beraber görerek, sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bize genelde bizim yöneticilerimiz Sibir'in yöneticileri ve kardeşi tanımlarken neden Sibir başarılı? Sibir başarılı çünkü çok yaygın bir başarı orada. Çünkü biz yani diğer ekiplere yardım ediyoruz ve onların basit maintenance'leridir. Bir machine learning sistemi kurmaları sağlıyoruz. Başka bir şey de bir de onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bazı ekiplerde machine learning'in çözebileceği konular oluyor ama bunun farkında oluyorlar ya da yeterince enerji oluyor. Orada o enerjiyi arttırmaya çalışıyoruz. Onu da güzel bir örneği şimdi dağıtacağım ben size. Şimdi dağıtmayayım mı? Şimdi ilginç, o da ilginç bir örnek bundan bahsediyorum ki bizde testing on the toilet diye bir kavram var. İnternette ararsanız bu kavramı görürsünüz. Şimdi şeye gidiyorsunuz tuvalete, oturuyorsunuz,
Ramazan bakıyorsunuz, burada makale çıkıyor. Yani tuvaletlerde her yerde makaleler var, testimonial tarafı. Bu makalelerin de temel özelliği bir sayfalık olması gerekiyor. Ve o bir sayfa sıkılmadan sizin ilginizi çekmesi ve işe yarar olması gerekiyor. Bunlar birçok, yani genel tavsiye ilgilenmeyecek olduğunu kendi teknolojisinden bağımsız birçok makale, internette bulunabilir, bakabilirsiniz. En son, o diğer ürünlere ulaşmak için, Sibir için de bir tane yazdık. Şimdi onu örnek olarak yapıyorlar. Şimdi bu Google'daki tüm tuvaletleri asıldı. Bir hafta boyunca oldu. Her hafta başka bir şey yapıyoruz. Bir hafta orada durdu. Bu mesela hani o kullanacak mühendislere ulaşabilme ya da onların bize ulaşabilmesinin bir şey. Yani biz sadece research yapıyoruz. İşte biz research yaparız, diğer işte projeler gelir, bizim bu deyip de biz daha aktif şekilde bizi kullanabilecek, bizden faydalanabilecek ürünleri bilmeye çalışıyoruz. Arada herkes bir yaptığım sosyal medya. Tabii. O kadar sizin anlattığı için rain bir statistical şey, yani error rain içinde sizin impact'inizi ölçebilir mi? Ölçüyor. Zaten olay dibine vurmuşsa o 50 plus 10% içinde yani 2% bir şey varsa trafik yoğun. O yüzden sample sayısı çok fazla. O confidence interval bize göre bakıyoruz zaten. Zaten o confidence interval'ın dışına çıkmış zaten. Yani evet. O verilerine göre bakıyoruz. Genelde burada hakikaten yani olayın o şeyle ilgili. Ne kadar olgun olduğuyla ilgili. Çok olgunsa küçük oluyor. Yarın. Ama böyle bir anda %5 bir şey etkileyecek bir şey de olabilir. O da çok olgun değilse değil. Daha çok arama ve kullanma üzerine hani deneyler yani başka örneği onun üzerinden örnekler ya da hani sigara ya da genel olarak hani başka problemler ya da uygulanabilir mi ya da yani bu da diğer şeyleri de kullanılıyor mu? Bir şey mi? Bir de ne başlı olarak kullanılabilir mi? Ne genel bahsediyorsun? Sivil mi? Ya da genel olarak sivil bir tane, yani o benim işlerim, o sivil resimler yaklaşım, bunlar mantıklı insan bilgileri. Ki bence de onun için söylenmek tanesi. Kullanılabilir. Ama sonuçta şeyi temiz tanımlamamız gerekiyor. Başarı nedir? Yani neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Yani makine öyle kendi başına seçemiyor öğrenmeyi şeyi. O temiz tamamen. Klik de güzel bir örnek, çünkü temiz. Diğerlerinde belki böyle temiz bir şey bulmak zor olabilir. Siz daha çok neler yaparsınız? Ben kendim daha çok bu tür şeyler yapıyorum. Spani kendisi doğada değil, bizim konfigürasyon dediğimiz doğada. Bütün eşinlerin algoritmanın implementasyon sistemini içeride yapıyoruz. Hepsini. Yoksa dışarıdan open source'da onu kullandığı konuda var mı? Open source, third party, ya benim işine göre kullandım. Her şey içeride mi? Ama third party biri de deniyor olabilir bir şey, ondan haberim olmuyor. Ama siz genel anlamda kendi implementasyonunu yapıyorsunuz. Evet, içeride. Çünkü Google'un içerideki o hani, repetüsüne uygun olması gerekiyor. O da dışarıda. Ben yine şu noktada kararsızım. Bu prediction bir tahmin sistemi. Evet. Ama çıktıları da teknolojiye ulaşıyor ve onların algılarını yönlendiriyor aslında. Dolayısıyla karşılıklı bölümün içerisinde bir çoğu. Biraz önce gösterdiğiniz grafik türlü grafikle yani machine learning'de veya algıların çıktıları bir şeyler yorumlanınca sosyal alanlardaki insanlardan da yardım işte var mı? Sosyolog, psikolog, yani yaptığınız çalışmanın insanları şöyle... illaki vardır. Ama bizim, yani bizim işin önünde gibi olmuş. Bir insanın yorumlamasıyla ona yorumlaması farklı olabilir, doğru. Şimdi şöyle, öyle bir ekip var YouTube içinde de bunlar acayip şekilde analiz yapıyorlardır ya da gerçekten insanlarla belki şeyler yapıyorlardır ya da gidip konuşuyorlardır. Büyük sonuçta, çok büyük. Yalnızca benim bilgim yok. Çünkü ben hani orada machine learning'e yoğunlaşmış. Ben machine learning'de neyi çözebilirim diye bakıyorum. Mesela psikoloji faktörünü çözemem.
Tamam, bunu her şeyi öğrenmiyorum, geçiyorum. Beşinci örnekte neyi çözebilirim? Benim hoşuma giden, beni cezbeden konu genelde beşinci örnekliği de herhangi bir konu. Peki bu yarışma halinde olan ekipler problemleri kendileri seçiyorlar. Yani biz bu problemin üzerinde çalışmak istiyoruz diye. Yarışma halinde değil de hani o zaman gelişiyorlar. Her şeyde bir deney olduğu için onun bir yarışma geliyor. Yarışmayı tabii yani kendiniz seçiyorsunuz. Şöyle, diyelim YouTube örneği. Diyelim sizlerin search'te bir ekipsiniz. Ve yeni bir şey deneyeceksiniz. Bunu deneyeceğim ben, devreslisiniz. Yani araştırmalarınızı yapıyorsunuz. O zaman o YouTube'daki projeyi ikna etmeniz gerekiyor. Onu yanınıza almanız gerekiyor. Onlar da, onların da çıkarları, sentezleri zaten üşüyor. Çünkü onlar da beraber bir şey kaliteyi arttırınca kendi çıkarları da yani ürün sahibi gerekiyor. Oradaki mühendislerle beraber. Oradaki mühendisin size bir o mühendisin çok yardımlar size. Problemi oluyor. Deney ortamını oluyor. Beraber çalışıyoruz. Ben biraz da sosyal ortamla ilgili soruları verir mi? Bu şimdi mesela bizlerde sürekli research ekibinde olduysa yani test vesaire, train etme işlemleri sık oluyor sanırsam. Bu it's compiling diye bir ölçü var belki. Ölçüleri de bu işte kod yazıyorsunuz. İşte onun compile edilmesi süresi var. Böyle 5-10 dakika bir de update işlemi oluyor. O insanlar o sırada işte it's compiling deyip işte birbirleriyle konuşuyorlar ya da dolaşıyorlar vesaire. Böyle bir durumda sizin ekip ya da insanlar nasıl davranıyor? Yani test başlıyorsunuz, o test ne kadar sürüyor? Ya da bir şeyi compile etme süresi hızlı mı oluyor, yavaş mı oluyor? 5-10 dakikada bir gün boyunca beklediğiniz oluyor mu? Compile derken test olarak yani bizim için mesela bir kod yazıyorsun, onun işte bir şeyini update etmek süresi ya da işte yapıyorsunuz, workspace'de bir şey yapıyorsun. Yani bu biz, atıyorum bizim için 10 dakika. Ama sizin için test vesaire çoğu üründe değişiyor. Bazı ürünlerde birkaç gün bekleseniz o bilgiye ulaşıyorsunuz. Bazı ürünlerde bir hafta, bazı ürünlerde iki hafta beklemeniz gerekiyor konferans internetini yakalamak için. O genelde çalışıyor. Siz başka iş yapıyorsunuz. Mesela dönüş deneye başladık, çalışıyor. Şimdi bu da yani. Tabii başka iş, yani tarih yapılıyor yani. O zaman başka bir şey diye çalışıyor. Son slide bu. Training and testing skill bir daha açabilir misiniz? Yani tabii. Önemli bir konu. Şimdi ben öğrenme dediğimiz bir makinede bir şey öğrenirken aslında birkaç tane çok basit şey söylüyoruz. Diyoruz ki bizdeki örnekler bunlar. Training ismi zamanında. Bu örnekler var diyoruz. Güzel.
Bu da senin modelin diyoruz, dost ekleşim, derinde ekleşim. Bu da senin dost fonksiyonun. Bunları söylüyoruz. Bu model, bu dost. Bu da training datası. Bana olabildiğince iyi şekilde bu training datasını açıklatıyoruz. Bu veriyi, örnekleri olabildiğince iyi açıklatıyoruz. Buradan bir model çıkıyor. Sonra biz bu modeli gerçek hayatta kullanıyoruz. Değil mi? Mesela o videoları seçerken. Şimdi ben bu datayı oluştururken, modeli öğrenirken, train ederken, ki datayı oluştururken, o datayı oluştururken bir hata yaptığımızı varsayalım, bir şey yaptığımız. O datanın için, datanın data ile gerçekte, pratikte kullanırken, yani o videoları sıralarken ki o modeli kullanırken modeli gönderdiğim veriler arasında bir uyumsuzluk varsa, buna training söylemesi gerekiyor. Ve ben, bu çok büyük problem. Çünkü öğrendiğiniz şeyde çalıştığınız şey birbirinden farklı ve yakalaması zor. Son slide. Sonra uyuyabiliriz, içebiliriz, sigaramızı içebiliriz. Bahsetmediğim başka özellikleri var Sivil'in. Bunlar ilgisi var. Yani bunlarla ilgili ilginizi çekecek bir şey olduğu zaman tartışmak istediğim bir şey varsa yapabiliriz zaten. 10 dakikamız var. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Big Data ile ilgili olarak şimdi bu machine learning algoritmaları, teknikleri yıllardır normal data üzerinde, yani big olmayan data üzerinde çalışıyoruz, yapıyoruz. Evet. Bir şeyler geliştiriyoruz. Bu anlattıklarınızda ya da Google'da yapılanlarda data big olduğu zaman normal yapılamadığı için ancak bir data yapılabilecek yeni bir takım şeyler, teknikler vesaire var mı? Hadoop'tan falan bahsediyorum. Tabii, daha yani işte algoritmak olarak. Evet, evet. Yani bence örnekler şöyle. Bir tanesi bu Stiglation'ın hala çalışıyor olması. Yani onların her şeyi mapledebilmek için çok data lazım. O yüzden de belki o yüzden de çalışıyor. Ya da Deep Learning'i de yani yıllar önce Neural Network şeyi vardı, sonra dalgası geri çekildi. Şimdi tekrar dalga var. Yani o dalganın, o Deep Learning'e dönmek ve dalgasının ayağının bir tanesi de Big Data diyebiliriz. Yani benim kendi görüşüm. Yani öyle bir etkisi oluyor. Evet. Bunlar da diğer özellikler. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz sen hızlıca sayayım hızlı 2 dakika var, 3-5 dakika var. Data Modeling Separation'ı bahsettiğimiz işte kağıtlarda var, Go'yla konfigürasyonla biliyorsun, modeling ile ilgili, modelleme ile ilgili şeyleri. Data'nın kendisinden bağımsız, dolayısıyla aynı veriyi 3 akar için kullanabiliyoruz. Flexible Regularization için dediğimiz bizde Elvan ve Elvan Regularization'da bunların da pozitif veriler ve negatif veriler için ayrı seçebiliyoruz. Yani asimetrik bir ayrıca biliyoruz. Faktörizasyon machine dediğimiz Stephen Randall'ın bir makalesine tavsiye ederim dediğim bir şey. Pairwise ranking dediğimiz problemleri bu 1, bu 0, bu 1, bu 0 diye tanımlamak yerine pairwise ranking dediğimizde modelleri ikili olarak alıp bu A örneği B örneğinden ya da A videosu B videosundan daha büyüktür diye model. Bu da bayağı yani ben başarılı örneklerini gördüm. Dembed exploration dediğimiz de hani o önemli sinyalleri seçelim diyoruz ya, orada bunu otomatize yapan bir kısım. Bizim algoritmamız yeni gelen datayı sürekli alıyor içine, digest ediyor ama batch bir algoritma, yani her iterasyon o andaki bütün datayı hepsini dolaşıp verebilirler, öyle hesaplıyor. Multiple loss functions, birden farklı loss functionları destekliyoruz. Biraz gradient olduğu için loss functions desteklemekte daha önemli. Bunlar. Yani bunlarla ilgili bir tartışmak istediğiniz bir şey olsa da beni bulursunuz, konuşuyoruz burada. Başka sorusu var mı? Benim bir sorum var. Sana veriyorum. Evet, başka soru şu anda aklımıza gelmiyordu da demin zaman içinde gelecektir. Mustafa Bey pazar gününe kadar burada. Cumartesi akşamı. Cumartesi akşamı diyelim tekrar.